Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli öğrencilerimiz, klasik Arapça metinlerde Hutbetu Hicjetil Veda, Hicjetil Veda, Veda Haccı hutbesini okumuştuk. Şimdi oradaki bazı kelimeler üzerinde duruyoruz. Tabi bu metinleri okumaktaki amacımız, bir amacımız da Arapça öğrenmek olduğu için bazı kelimelere vurgu yapıyoruz. Elkaha, elkal hutbete, hutbe verdi anlamına geliyor. Tamam mı? Nesta'inuhu iyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İsta'ane aun nedir? Yardım. İsta'ane yardım istedi. Nahnu nesta'inu yardım istiyoruz. Hu ondan yardım istiyoruz. Gafara bağışladı. İstagfara bağış istedi. Nestagfiruhu ondan bağışlanmayı istiyoruz şeklinde. Burada mudille kelimesi var. Mudillun bu da nedir? Edalle. Bak. Edalle. Yudillu. Mudillun. İsmi faili bunun. Saptıran demek. Edalle saptırdı. Dalle kendisi saptı. Edalle başkası saptırdı şeklinde. Men yudlil felaha diyele. Tamam. Onun için hidayet gösteren. Heda yehdi hadi yol gösteren anlamında. Usikum size öğüt veriyorum. Evsa yusi tavsiyede bulunuyorum. Öğüt veriyorum anlamında. Hasse yahuthu bu da teşvik etmek. Hasse ala bir şey üzerine teşvik etmek. Bu emma ba'd ibaresini de ilk olarak Kus bin Saide el-İyadi'nin kullandığını ifade etmemiz gerekiyor. Eyyühennâs inne dimâekum ve e'râzekum. Bu e'râz kelimesi arkadaşlar ırz, e'râz ırz, namus anlamında kullanılıyor. Mesela ırz, e'râz. Bakın burada bakınız bu ırz, e'râz ırzlar, namuslar anlamında. E'râz kelimesi de arz kelimesinin çoğulu e'râz, topraklar, arzlar anlamında da kullanılabilir. Ya da araz, e'râz sonradan ortaya çıkan arazi durumlar anlamında da kullanılabilir. Ama ırz olduğunda ırz, namus, iffet anlamına geliyor. Burada itemene, ona güven duydu demek. İtemene güven duydu, hü, ona güven duydu, ona güvendi. Aleyha o emanet hakkında ona güven duydu anlamında. Eddel emane emaneti geri verdi anlamına da geliyor. Bakın i'temene nedir? İ'temene şahsan bir şahsa güven duydu demek. Addehu eminen onu güvenilir kabul etti. Vada'a fihi sikatehu ona güvenini koydu, güvendi demek. Mesela hadis-i şerifte ne diyor? Eddil emanete ila men i'temeneke sana güvenen kişiye emanetini İade et, emanetini geri ver. Ve la tehun men haneke. Sana ihanet edene bile ihanet etme diyor. Ve la tehun, hain olma, emanet ihanet etme. Men haneke. Sana ihanet edene bile nedir? Emanette ihanet etme diyor. İnne ribel cahiliye mevdu'un kaldırılmış demek. Vada'a konulmuş, mevdu'un kaldırılmış anlamında. Kaldırmak, uydurmak, koymak. Hatta mevdu hadis diyoruz. Uydurmak anlamında ama burada kaldırmak anlamında ne yapılmış? Kullanılmış. Tamam. Ru'us emvalikum mallarınızın nedir? Re's kafası yani ana para anlamına geliyor. Kada emretti, hüküm verdi anlamında. Kadı mesela. Dima el cahiliye demun dimaun kanlar anlamına geliyor. Mevduatun o da kaldırılmıştır. Me'athirul cahiliye me'ser, me'sera ya da me'athirul cahiliye cahiliyenin neleri işte nedir? Ayrıcalıkları. Me'sera aslında geçmişlerin iyi şeyleri, hünerler, seleften kalan yadigarlar. Dedelerinden kalmış böyle bir ayrıcalık onlara da devam ediyor değil mi? Ayrıcalıklar kaldırılmıştır diyor. Me'athirul cahiliye mevduatun kaldırılmıştır. Sidane ve sikaye sidane Kabe'ye hizmet etmek görevi. Bunun için kullanılıyor. Tamam mı? Kabe'ye hizmet etmek. Sikaye sekaye sıkı o da sulamak ama
Sikaye görevi böyle Elif Lamlı olduğunda hacılara su dağıtma görevi. Sadece bu iki görevin ayrıcalığı kalmış. Diğerleri kaldırılmış. Vel amdu kavedun, amd derken amden, teammuden, öldürmek. Kavedun, bu kavedun kelimesi de kısas anlamında kullanılmış. Aslında bu kade yekudu fiilinden geliyor. Kavden, kıyadeten şeklinde. Bu hayvanı gütmek, askere komuta etmek, liderlik yapmak, götürmek, kumanda etmek, sevk ve idare etmek. Bir de katili ölüm yerine götürmek anlamı var. Bak, katili ölüm yerine götürmek nedir? Yani kasten öldüren kişi sürüklenerek ölüm yerine götürülür anlamına geliyor. Oradaki gavedün kelimesi. Ve şibhul amd, yani kasta benzeyen şey. Adam tam öldürme kastıyla değil de dövmüş sopayla veya taşla. İşte ona benzer, kasten öldürmeye benzeyen şey de yarı kasıt. Değil mi? O da fihi mi'etü ba'ir. 100 tane deve vardır. 100 tane deve fidye vermesi gerekir diyor o zamana göre. Tamam. Kad ye ise, ye ise, ye esu umudunu kesmiştir. Ye'se düşmüştür. Değil mi? Tabi şeytan umudunu kesmiştir. Burada en yu'bede, ya'budu ibadet ediyor. Yu'bede ibadet ediliyor. Yani kendisine ibadet edilmesinden. Eta'a yuti'u itaat ediyor. Yuta'a itaat edilmesi. Fahzeruhu, ondan sakının diyor. Bu da nesi'u, nese eşşey, bir şeyi unuttu ya da erteledi demek. Haram ayları erteliyorlar. Savaş bitmediği zaman keyiflerine nasıl gelirse ona göre düzenliyorlar. İdi değil mi? Nesi'u işte o anlamda. Nesi'u nese eşşey ahharahu, bir mana geciktirdi anlamında. Nesneyi tehir etti, erteledi anlamına geliyor imiş. Daha sonra li yuvati'u, vata'a yuvati'u, çiğnemek, ezmek, basmak gibi anlamlara geliyor. Burada nedir? Uyuştu, muvafakat etti anlamına geliyor. Bir iş üzerinde anlaştı. Yani Allah'ın koyduğu, Allah'ın haram kıldığı şeyin sayısıyla örtüşsün diye bir haram kılıyorlar, bir helal kılıyorlar filan. Ondan bahsediyor. Mutevaliyatin, bu peş peşe gelenler anlamında. Peş peşe gelenler anlamında oluyor. Mutetaliyat ya da mutevaliyat şeklinde. Bu da nedir? Zülkade, Zülhicce ve Muharrem, Recep ayları. Şimdi bu aylar, Arap aylar şu şekilde değil mi? Muharrem, Safer, Rebiyol Evvel, Rebiyol Ahir, Cemadel, Cumadel Ula, Cumadel Ahira, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zülkade, Zülhicce şeklinde. Ne dedi? Üç tanesi peş peşe geliyor dedi. Zülkade, Zülhicce peş peşe gelmemiş. Ha, bu son iki ay, bu da ilk ay nedir? Onun başına geliyor. Peş peşe gelmiş oluyor değil mi? Zülkade, Zülhicce, Muharrem. Çünkü bu dönüyor daire gibi değil mi? Peş peşe geliyor. Ama Recep ayı, bak burada tek başına. Nedir? Cumadel Ahira ile Şaban ayının ortasında kalmış burada. Tamam. Üçü peş peşe, Recep ayı ise ayrıca geliyor imiş. Şimdi burada onu söylüyor. Ve Recep ellezî beyne Cumade ve Şaban. Cumadel Ahira ve Şaban ayı ortasında olan aydır diyor. Te'aduluhunne. Burada ezine lekum en te'aduluhunne adale ya'dulu. Bunun anlamı nedir arkadaşlar? Bunun anlamı da adale ya'dulu adlen, idlen ve idlanen. Kadını evlenmekten men edip hapis etmek, katı olmak, katı davranmak gibi, evde hapsetmek anlamlarına geliyor. Yani onları evde yalnız bırakmak gibi anlamlara geliyor. Tehcuruhunne fil mevaci, mevca, mevaci, yatılan yer anlamında. Gayra müberrih, bu da müberrih, bu kelimenin anlamı acıtmak, incitmek, yaralamak anlamlarına geliyor. Yani acıtmadan, incitmeden, acıtmayan, incitmeyen bir dövme ile dövün, ona izin vermiştir diyor. Yani çok fazla aşırı gitmeyin anlamında. Ve innemen nisa'u indekum avanin. Bu avan kelimesi esir anlamına da geliyor ama daha çok zayıf anlamına geliyor. Yani onlar sizin yanınızda zayıftır. O yüzden sizi, onları korumakla
mükellefsiniz diyor. Kadın ve erkek farklıdır değil mi? Fıtrat itibariyle birbirine herhangi bir üstünlüğü yok ama fıtrat itibariyle farklıdır. İkisi de bazı hususlarda diğerine ihtiyaç duyar. İstehleltum helal edindiğiniz diyor. Ehastumuhunne bi emanetille Allah'ın emaneti olarak onları aldınız. Fettekullahi finnisa kadınlar hakkında Allah'tan korkunuz diyor. Bir de innema edatını özellikle söyledik. Müminler sadece kardeştir. Başka bir şey değil bak. Sadece kardeştir. Tıybi nefsin minhu kendisinden bir gönül hoşluğu anlamına geliyor. Fela terci'anne asla dönmeyiniz. Yadribu ba'dakum, ba'dakum rikabe ba'z. Bazılarınız bazılarınızın boynunu vurarak diyor. İn ahastum bihi eğer onu alırsanız in şart edatı değil mi? Len tadallu şeklinde. Tadallu sapıtmak. Edalle saptırdı, dalle sapıttı. Kendi kendine sapıttı anlamında. Ekramekum sizin en cömert. Bu kerim kelimesi sadece cömert değil en iyi anlamında değil mi? Sizin en iyiniz etkakum. En takvalı olanınızdır. Arap'ın acem. Acem yani Arap olmayanların hepsini kastediyor. Birinin, bir insanın diğer bir insana üstünlüğü yoktur. Fellübellir burada nedir? Fellübellir iletsin. Emir. Emru gaip yani. İletsin. Şahit olan iletsin. Gaip olana. Burada olan olmayana tebliğ etsin diyor. Esulus üçte birinden daha çok vasiyet caiz değildir diyor. Bu sarfun ve adlun sarafe yani yüz çevirmek demek. Yaptığı şeyden pişman olup tövbe etmesi diyor kabul edilmez. Ve la adlun ondan herhangi bir diyet fidye ödeyip para verip kurtulayım o da kabul edilmez diyor. Şu büyük günahları işleyen kimseleri kastediyor. Kelimelerimizi de tamamladık. Yani kelimeleri biliyorsanız sadece metni dinlemeniz yeterli ama kelimeleri anlamakta zorlanmışsanız bu kelimeleri de dinleyebilirsiniz. Ma'as-salame.